Arkadaşlar sonuna geldiniz. Dil abla hakkında bir iz buldum. Ne izi buldun Yiğit? Dil abla bu yoldan geçmiş. Bunu nereden biliyorsun? Nereden biliyor olacak? Baksana yere. Bir insanın ayak izi var. O zaman burada ne duruyoruz? İçine girelim. Yiğit, burada örümcek yoktur değil mi? Yoktur yoktur, merak etme. Arkadaşlar şu tarafta bir tane giriş var. Evet, görüyorum. Dil abla, bir saniye. Arkadaşlar burada Dil ablanın videosu var. Evet, dur. Şunun sesini açayım. Ne açıyorsun? Saçmama ne Dil amacı yazı? Evet Dil abla, filmlerde görmüyor musun? Evet. Şimdi dinlesinler de görelim onları. Canım ne desin? Oldu gerçekten. Evet, ya. Dinleyemezler artık. Ya sadece dinlemiyorlarsa bizi. Nasıl? Ya gözlerinde kamera varsa. Görüntüye ne oldu? Birisi kapattı. Demek ki birisi bizi izliyor. Etrafınıza iyi bakın. Burada biri var. Şurada birisini gördüm. Eminim. Çabuk koşun oraya. Onu yakalarsak belki Dil hakkında bilgi edinebiliriz. Yiğit oradan çıkamıyorsun. Gel bizle. Tamam geliyorum. Bizi izleyen kişi. Neredesin? Başkardiyan geldik. Bir şey bulabildin mi? Hayır bulamadım. Galiba kaçmış. Peki bizi kim izliyor ki? Bunu ben de bilmiyorum. Ama görünüşe göre minik canavardan başka düşmanlarımız da var. Arkadaşlar burada konuşmayalım. Bizi dinliyor olabilirler. Evet Yiğit haklı. İçeride konuşalım. Gelin benimle. Peki burası konuşmak için güvenli mi? Dışarıdan güvenli olduğu kesin. Neyse arkadaşlar olayın ciddiyetine varalım. Dil ablayı dinlemek için bir cihaz göndermişler. Evet bir dinleme cihazı göndermişler. Ve aynı zamanda biz bunu izliyorken biz de dinleniyorduk. Yani birisi bizi takip ediyor. Bu kişi kim? Bunu bulmalıyız. Yiğit şüphelendiğin birileri var mı? Aramızdaki en bilgili sensin. Şüphelendiğim biri minik canavardan başka kim olabilir ki? Aa bir saniye. Baş şakacı. Evet arkadaşlar baş şakacı. Baş şakacının olduğunu nereden biliyorsun? Çünkü baş şakacı da Dil ablayı kaçırdı. Melo yanına geliyorum. Arkadaşlar ben atlıyorum. Eğer bir şey olursa size seslenirim. Arkadaşlar şu anda gelmenize gerek yok. Ben bakacağım etrafa sonra size sesleneceğim. Melo! Eyvah tuzağa düştü. Aşağı iniyorum ben. Ne olursa olsun ben Melo'yu bırakmam. Ben bırakırım. O bir hayvan. O bir insan değil. Üzgünüm başkardiyan. Bu konuda sana katılmıyorum. Melo yanına geliyorum. Arkadaşlar ben atlıyorum. Eğer bir şey olursa size seslenirim. Yiğit orada bir şey var mı? Gelelim mi yanına? Arkadaşlar şu anda gelmenize gerek yok. Ben bakacağım etrafa sonra size sesleneceğim. Tamam haberdar et bizi. Melo neredesin? Aa arkadaşlar Melo nereye gitti? Şey size bir şey diyeceğim. Dün başkardiyan abone olun dedi. Siz abone olmuşsunuz. Şimdi de ben abone olun demek istiyorum. Bakalım benim dememle kaç kişi abone olacak ve like atacak. Arkadaşlar bana yardım edin. Başkardiyanı yeneyim. Zaten bana kızıyor hep. Yani bir kere de başkardiyanı yenmek istiyorum. Bunu bana like ile gösterebilirsiniz. Ve abone olarak. Yiğit'in sesini duyuyorum. Galiba Melo gitmiş. Melo'nun başına bir şey gelmiş olabilir. Dur hemen endişelendirme beni. Bekle Yiğit'ten haber bekleyelim. Tamam sakin olalım. Elime kılıcımı alayım her ihtimale karşı. Çünkü bu bir tuzak olabilir. Tamam yavaş yavaş gideyim. Burada mı? Yok burada değil. Burası niye karanlık? Dün arkadaşlar bir tane meşale. Yok burada da değil. Allah Allah. Melo neredesin? Yiğit merak ediyoruz. Cevap ver. Ne yaptın? Bulabildin mi Melo'yu? Bulamadım ama bulacağım. Başkardiyan bu böyle olmayacak. Bak hayvanları sevmediğini biliyorum. Ama onlar da bir can. Can taşıyorsun uçta. Lütfen bize yardım et ve onu bulalım. İyi madem öyle olsun. Hadi biz de inelim. O halde devam ediyorum arkadaşlar. Aa Melo seni buldum. Ne oldu Melo? Neden gelmek istemiyorsun? Aa kılıcı gördü. Tamam. Dur arkadaşlar. Melo benim. Yiğit bir şey olmadı oğlum. Ne oldu Melo? Arkadaşlar bana bir şey demeye çalışıyor. Bu yolu kim kapattı? Şey ben bir tane film izlemiştim. Böyle yolu kapatıyorlardı. Kimsenin geçmesine izin vermiyorlardı. Çünkü onlar aşıktı. İsimleri... Bakıcı beni sinirlendiriyorsun. Ha ne oldu ya? Niye kızıyorsun? Bir dakika bizimkilerin sesi geliyor. Melo sen de duydun mu? Evet bizimkilerin sesi geliyor. Küstüm sana. Seninle konuşmayacağım. Hem annem dedi ki bana tanımadığın kişilerle konuşma dedi. Ben seni yarım tanıyorum. Yarım tanıdığım için konuşmak istemiyorum. Ah bakıcı ah. Bakıcı gardiyan beni duyuyor musunuz? Bu duvar da neyin nesi? Biz de bilmiyoruz valla. Biz senin koyduğunu düşündük. Yoksa sen geldiğinde bu duvar burada yok muydu? Evet ben geldiğimde yoktu. O zaman burada bizden başka kişiler de var. Yani Dila'nın kurtulmasını istemeyen kişiler. Aynen ama onlar istediklerini vermeyelim. Arkadaşlar onlar bizim ayrılmamızı istiyor. Baksanıza aramıza bir engel koydular. Arkadaşlar Melo bir çıkış yolu bulmuş. Oley!
Melon'un koku duygusuna göre pusula yönünde kuzeydoğu yönüne doğru gideceksiniz. Orada çıkış var. Orada buluşalım. Tamam o zaman. Herkes kendine dikkat etsin ve yanındaki kişiden ayrılmasın. Tamam o halde. Melo bana yolu gösterir misin? Arkadaşlar Melo'yu takip ediyoruz. Çünkü Melo'nun Minecraft'ta matematik bir ilgisi var. Ne oldu Melo'cum? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Melo bana burayı gösterdi. Dedi ki burayı bana kazledi. Tamam. O halde ben kazalım arkadaşlar. Ah bir yer açıldı. Evet arkadaşlar bir yer açıldı. Demek ki Melo haklıymış. Tamam ilerleyelim. Burayı da kazalım. Bakalım ne çıkacak. Ah harbiden bir yer çıktı. Yağmurlu. Galiba ben çıkmayı başardım. Tamam. Bir saniye. Biz neredeyiz? Biz galiba bir uçurumdayız. Tamam. Şuradan şöyle. Hayır çıkmam lazım. Hadi şöyle çık. Durun arkadaşlar düşmemem lazım. Ya da aşağı inelim. Aynen. Aşağı inelim. Şuradan buraya. Buradan da buraya. Oh, tamam. Suya atlayacağım arkadaşlar. Şuradan şuraya. Hoppa. Tamam. Melo'nun verdiği bilgilere göre doğru yere geldik. Peki şimdi aşağı nasıl ineceğiz? Kazma kullanmam lazım. Yalnız hayatımda daha önce hiç kazma kullanmadım. Ben de kullanmadım. İnşallah kazabilirim. Şuradan şöyle. Bu nasıl kazılıyordu ya? Bir saniye. Heh bu şekilde. Tamam. Bunu da şu şekilde. Tamam. Bakıcı arkamdan gel. Gerçi sen orada durursan ne olur? Aynen dursun arkadaşlar ben ona merdiven yapayım. Normalde kimseye merdiven yapmam ama hadi yapayım. Oo kömür de bulmuş oldum. Acaba bizimkiler nerede Melo? Bir saniye seslerini duyuyorum. Yalnız bu merdiven yıkılacak gibi duruyor. Evet bu taraftan geliyor buradalar. Aynen sen de mi duydun? Tamam hadi geçmeye çalışalım. Gerçi su var zor geçeriz. Tamam aynen sağ taraf şuradan şöyle hoplaya hoplaya tamam mı oğlum? Şu şekilde ben şurayı kazıyım. Hoppa eyvah. Tamam tamam dur dur şu şekilde kapayım. Heh, sen de oradan gel. Hop bitti. Tamam şuradan şöyle ve çıktım. Tamam o halde gidelim. Elimize bir tane meşale alalım. Çünkü arkadaşlar çok karanlık oldu. Dikkat et bakıcı. Yerlerde bir sürü taş ve kaya var. Tamam. Aha bizimkileri gördüm. Bakın arkadaşlar buradalar. Oh be Yiğit sonunda karşılaştık. Bu arada Yiğit ben bir tane merdiven gördüm. Ve orası çıkış yolu. Ve büyük ihtimalle Dil ablanın geçtiği yol orası. Ne? Ne merdiveni? Dil ablanın geçtiği yol mu? O zaman oraya mutlaka gitmeliyiz. Evet oraya çıkmalıyız. Yalnız bir sorun var. Oraya nasıl çıkacağız? Şunları da kır. Arkadaşlar şu anda yukarı çıkmak için yol yapıyorum. Yalnız bana yardım etmiyorlar çünkü arkadaşlar onların kazmaları sağlam değil. Benim kazmam sağlam. Yani demirden. Neyse ben hemen şu şekilde kazayım ve yukarı çıkayım. Arkadaşlar artık Dil ablayı kurtarmaya çok yaklaştık. Gerçekten çok yaklaştık. Tamam. Bakıcı şimdi yukarı çıkıyoruz. Bak sende de taş var. Taşları aldık Yiğit'ten. Tamam. O kazdı. Biz de bu şekilde koya koya çıkacağız. Çünkü arkadaşlar bizim kazmamız kötü. Yani kırılgan. Kırılmasını istemiyoruz. Bir dakika. Biz neredeyiz böyle? Etrafımız tamamen deniz.